Merhaba sevgili arkadaşlar. İnflamasyonda hücresel yanıtla devam ediyoruz. Daha önceki dersimizde vasküler yanıtı görmüştük. Şimdi ise ikinci bölümde hücresel yanıttan bahsedeceğiz. Kısaca bahsetmemiz gereken bir konu varsa onu da ekleyelim buraya isterseniz. Normalde vasküler olaylarda hücresel yanıta gelmeden önce vasküler yanıt söz konusu olduğu zaman hadise neydi? Hadise daha ziyade endotel bölgesinde olan değişikliklerdi. Endotelde retraksiyon ve kontraksiyon oluyordu. Ve bunun sonucunda permeabilitede bir artış söz konusuydu. Ve permeabilite artışıyla proteinden zengin olan sıvı ne tarafa gidiyordu? İnterstisyuma gidiyordu. Ve şimdi geldik hücresel yanıta. Hücresel yanıtta bizim karşımıza kahraman olarak çıkacak olan şeyler lökositler, yani beyaz küreler. Ve lökositlerin bir yolculuğu var. Bu yolculuğu gene interstisyuma doğru olan bir yolculuk. Yalnız hücresel yanıtta lökositleri yalnız bırakmayan gene önemli bir faktör var. O da endotel. Demek ki kabaca hücresel yanıt söz konusu olduğu zaman bir karşımıza lökositler, beyaz küre ve aynı zamanda endotel çıkacak. Sevgili arkadaşlar, şimdi her şeyden evvel biliyorsunuz bizim meşhur bir kapiller sistemimizi tekrar çizelim. Bütün çünkü hadise burada meydana geliyor. Şimdi kapiller sistemde biz eğer kan akımına baktığımız zaman karşımıza bir terim çıkıyor. Lineer akım veya aksiyel akım dediğimiz bir hadise. Yani normalde bir kan akımının içerisinde bütün hücreler birbirine karışık ve çorba tarzında ilerlemiyorlar. Belli bir sistem içerisinde ilerliyorlar. Bu sistemin ortasında da beyaz küreler var. Beyaz kürenin ortada olmasının sebebi bir kere bunun çapının büyüklüğü ile ilgili olan hadise. Yani yaklaşık 10-14 mikron olan beyaz küreler merkezde yer alıyorlar. Sonra onların etrafında eritrositler yer alıyor. Yani ikinci halkada eritrositlerimiz var. Üçüncü halkada ise trombositlerimiz var. Ve en dışta da plazmamız var. Bu bölgeye plazmatik zon adı veriliyor. Bu normalde olması gereken hadise. Yani merkezde beyaz küreden başlayıp sonra eritrositler, sonra arkasından trombositler ve en dışta plazma olacak şekilde devam eden bir durum. İşte şimdi bu lineer akımda bir takım değişiklikler meydana gelecek. Yalnız o gelmeden önce bir önceki vasküler faza geçip vasküler fazda bu proteinden zengin sıvının gidişinin bize yarattığı etkiyi hücre düzeyinde, daha doğrusu kapiler sistemde, interstisyumda gözden geçirip küçük bir dipnot koyalım. Proteinden zengin sıvımız ne oldu? İnterstisyuma geçti. Bu interstisyuma geçtiği andan itibaren intravasküler yatakta bir hemokonsantrasyon olacak. Niye? Çünkü kanın şekilleyen elemanları burada kaldı. Halbuki sıvı gitti. Sıvı gittiğine bağlı olarak sonuçta bir hemokonsantrasyon meydana gelecek. Bu meydana gelen hemokonsantrasyon direkt olarak viskoziteyi etkileyecek. Ne olacak? Viskozitede bir artış söz konusu. Viskozite artış da aynı zamanda dolaşım hızının düşmesi anlamına geliyor. Dolaşım hızının düşmesiyle beraber bu bölgede yavaşlayan kan akımı sonuçta bir staza yol açacak. İşte koyacağımız dipnot bu. Yani bir hemokonsantrasyon oluyor, viskozite artıyor, dolaşım hızımız düşüyor ve en sonunda ortaya staz tablosu çıkıyor. Peki bu hemokonsantrasyon ve staz bizim lineer akımımızda ne gibi değişiklikler meydana getirecek? Biliyorsunuz lineer akımda ne vardı? Ortada lökositler, beyaz küreler vardı. Efendim şimdi bu beyaz kürelerin etrafında bulunan bir de eritrositlerimiz vardı. İşte bu hemokonsantrasyonla beraber eritrositler birbirlerine yapışmaya başlıyorlar. Birbirlerine yapışan bu eritrositler daha büyük bir yer işgal ettiklerinden dolayı santral bölgeye doğru ilerliyorlar. Yani santral bölgede beyaz kürenin yerini alıyorlar.
Peki buna karşılık beyaz küreler ne yapıyor? Beyaz küreler ise perifere doğru gitmeye başlıyor. Peki bu beyaz kürenin perifere doğru gitmesi bizi acaba nasıl etkileyecek? Beyaz küreler perifere doğru gittikleri andan itibaren özellikle biliyorsunuz salgılanan bir takım kimyasal medyatörlerimiz var. Bunları tekrar ediyoruz her seferinde. Bunun içerisinde histaminler var, trombin var. Bu da yeni olarak ortaya çıktı. Bir de lökotriyenler var. İşte bunlar beyaz küre üzerinde etkileşim yaparak beyaz kürelerin aşağıdaki endoteli tutunmasını sağlıyor. Yani endoteli beyaz küreler tutunuyor. Perifere doğru gittiler ve aynı zamanda tutunmaya başladılar. İşte bu tutunma işlemine artık bunu tutunma mı dersiniz yoksa yapışma mı dersiniz? Fakat bunun İngilizce anlamı tethering. Aslında yapışma olarak söylesek belki daha iyi olabilir. Çünkü beyaz kirelerin endotele yapışmasının bir anlamı var. O da nedir? Söz konusu olan enfeksiyonla savaşmak. Yani bizim beyaz kürelere ihtiyacımız var. Ve beyaz kürelerin sonuçta endotele ve endotelden diye intersistema geçişini sağlamamız gerekiyor. Bunu sağlayabilmek için de ilk aşama olarak bunların perifere doğru gitmesi ve hemokonsantrasyon sonucunda endotele yapışması ile ilk etkileşim gerçekleşiyor beyaz küre üzerinde ve bunlar endotele yapışıyorlar. Tabii söylememiz gereken bir başka konu daha var. Bu histamin trombinlerin hepsi endotelde salgılanıyor. Hani biliyorsunuz derler ya vücutta işte deri en büyük organ yok işte bağırsak sistemi ikinci beyin şudur budur falan gibi bir takım laflar söyleniyor ama biliyorsunuz endotel de adeta bir organ gibi davranıyor ve salgıladığı bu kimyasal medyatörlerle hemostaz üzerinde büyük etkisi var. Onun için endotel deyip geçmeyeceğiz. Hele bu derslerden sonra asla. Şimdi arkadaşlar buraya ufak bir ekme yapmamız lazım. Biliyorsunuz hatırlıyorsunuz ne oluyordu? Bu beyaz kürelerimiz perifere doğru gidiyorlardı. Bu perifere gitme işlemine de marjinasyon adı veriliyor. Demek ki beyaz kürelerde ilk gerçekleşen aşama marjinasyon, arkasından da yapışma tethering oluyor. Ve böylelikle endotelle beyaz küreler arasında ciddi bir ilişkinin temelleri atılıyor. Özellikle burada endotel beyaz küreyi elinden kaçırmamak için bütün çabasını ortaya koyacak. Bendeniz ne yapmış oldum? Bu endotel denen arkadaşa dişi fonksiyonunu üstlenmiş oldum. Beyaz küreye de abi erkek fonksiyonunu vermiş oldum. Bendeniz verdim. Artık bundan sonraki bu aşk hikayesini bu şekilde anlatacağız. Şimdi efendim şöyle bir olay söz konusu. Burada bazal membranın üzerindeki endotel hücrelerini görüyorsunuz. Bu endotel hücreleri herhangi bir şekilde kimyasal medyatörlerden uyarıldıkları andan itibaren içlerinde bir takım veziküller var. Bu veziküller yavaş yavaş yukarı doğru ilerlemeye başlıyorlar ve hücre membranında, endotelin hücre membranında temas ettikleri andan itibaren burada farklı bir protein ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan protein kanca şeklinde olduğu için bunlara Hook yani kanca adını veriyoruz. Ve bu kancalar bildiğiniz üzere kime kancayı takacaklar? Tabii ki beyaz küreye takacaklar. Bu oluşan veziküllerin özel bir ismi var. Bu veziküllerin ismi de Vival Palate cisimcikleri. Ve bunlar aslında bazal membranın üzerindeyken yavaş yavaş yukarı doğru çıkmaya başlıyorlar ve sonuçta burada özel bir protein kancası oluşturuyorlar. İşte bu protein kancasının ismi de Selectin. Aslında gerçek ismi P-Selectin. P olmasının sebebi de şu. İlk önce bunu trombositlerde yani plateletlerde buluyorlar ve plateletlerde de bulduklarından dolayı buna ne isim vermişler? P-Selectin adını vermiştir. İşte bu P-selektinlerde sonuçta kancayı beyaz küreye takarak sonuçta beyaz küre ile endotel arasındaki muhabbetin ilerlemesine sebep oluyorlar. Böylelikle endotel daha yapışkan bir hale geliyor. Ve bu yapışkan hale gelen endotel de sonuçta ne yapıyor? Beyaz küreye yapışıyor.
ve böylelikle beyaz kürenin endotelden ayrılmasını engelliyor. İşte böylelikle bu endotelin bu hale dönüşmesine de sticky, yani yapışkan adı veriliyor. Sticky cells haline dönüşüyor. Ama işin temeli bu kancalarla beta selektinler aracılığıyla beyaz küre ile endotel arasındaki muhabbetin ilerlemesi sağlanıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, biz sonuçta bu hooklarımızı koyduk. Hooklar endotel yüzeyinin içerisinde membran üzerinde bulunuyor. Fakat sadece bu yapışkan hadise endoteli ilgilendiren bir hadise değil. Yani sonuçta hatun tayfasını bu kadar laf attık ama önemli değil, ama aynı zamanda erkek tayfası olan beyaz kürede de bir hadise olması lazım. Yoksa başka herhangi bir şekilde tek suçu sadece hatun tayfasını iletme imkanı yok. İşte burada bir beyaz küremiz var ve beyaz kürenin de böyle uzantıları var. Bu uzantılar oligosakkaritten zengin. Ve bu oligosakkaritten zengin olan bu hadise aynı zamanda beyaz kürenin de yapışkan olmasına sebep oluyor. Yani endotelle beyaz küre arasındaki bu ilişki, yapışkan ilişki aslında karşılıklı. Yani tek tarafın yapışkanlığı ile ilgilendirilen bir hadise söz konusu değil. Ama endotelle ilgili olan hadise on-off durumuna çabuk geçebiliyor. Yani endotel hızlı bir şekilde yapışıyor, ondan sonra hızlı bir şekilde bırakabiliyor. Uzun vadede çok fazla etkili olduğu söylenemez. Ama bu yüzden de beyaz küredeki bu oligosakkarit yapışkanlık durumu bu ilişkinin devam edebilmesi için stratejik öneme sahip. Sevgili arkadaşlar, bahsettiğimiz üzere bu beta selektinler, P selektin daha doğrusu, bizim histaminimizden ve lökotriniğimizden etkilenerek gerçekleşen P selektinler. Bir de ayrıyeten bir de biliyorsunuz bizim neyimiz vardı? İnterlökünümüz vardı. Artı tümör nekrozis faktörümüz vardı. Bunlar da ikinci bir halka dalga da yaratıyorlar. Bu ikinci dalga ile beraber bu sefer endotelin üzerinde başka tür bir T şeklinde koyalım bunu da. Başka bir selektin grubu oluşuyor. Bu selektin grubunun ismi de endotelden kaynaklandığı için E-selektin. Bunlar da aynı şekilde yapışkan durumdalar. Tabii buradaki temel sebep şuradan kaynaklanıyor. Biraz evvel söylediğimiz gibi P-selektinler daha kısa süreli on-off pozisyonu yaratıyorlar. Yani beyaz kürenin hemen kaçma ihtimali var endotelden. Dolayısıyla ne yapıyor? İkinci bir dalga halinde bu sefer tümör nekrozis faktör ve interlökinlerle beraber ayrı bir E-selektin salgılanıyor. Böylelikle endotel beyaz küreyi herhangi bir şekilde bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve bunu da P-selektin ve E-selektin üzerinden gerçekleştiriyor. Bu endotelle beyaz küre, yani beyaz küre diyoruz ama yani her zaman alışkanlıktan dolayı bir nötrofil aslında bu. Şimdi ne oldu? Şurasını endotel olarak düşünün. Altta bazal membranınız var. Ve ne oldu? Burada bir nötrofilimiz var. Bu nötrofil ne yaptı? Buradaki P selektinlerle tutundu. P selektinlerle tutundu. Ama on-off, yani hemen çabuk bozuldular. Arkasından ne yaptı? Bu on-off pozisyonuna geçince kan akımı nedeniyle yan tarafa doğru geçti. Ama bu sefer ne oldu? Bu sefer iyi selektinler yakaladı bunu. Ve dolayısıyla bu yuvarlanma harekatı bu şekilde devam etti. Bu tam anlamıyla bir rolling, yuvarlanma harekatı. İlk olarak bu yapışma dönemi, ben yapış yapış dediğim hadise söz konusu olan, o da adezyon. Yani birinci safhada ne oldu? Adezyon oldu. Arkasından rolling meydana geldi. Ve böylelikle bu şekilde kan akımı boyunca bu nötrofil endoteller üzerinde dönerek ilerlemeye devam ediyor. Aslında bu şekilde biz bütün hadiseyi özetlemiş oluyoruz ama dikkat ederseniz burada söz konusu olan şey, burada capture dediği adezyon, bir adezyon oluyor. Sonra arkasından da rolling oluyor. Ve sonra tabii ileride bu yeşil nötrofili takip ettiğiniz zaman ne olacak? Nötrofil aşağı doğru
bir migrasyona gidecek. Sonra fagositozis ve buradaki bakterileri vesaire hepsini ortadan kaldıracak. Ama daha işimiz bitmedi. Daha ilk önce birinci safhada adezyonu tamamladık. Arkasından rollingi tamamladık. Şimdi üçüncü safhaya geçiyoruz. Üçüncü safhada da karşımıza başka bir aktör çıkacak. Sevgili arkadaşlar, şimdi endotel ile nötrofil arasındaki ilişkiye bir tekrar bakalım. Bakacağız ama isterseniz ilk önce ben şunu bir sileyim. Bunu biraz daha aşağıya almamız lazım. Bu bir endotel hücremiz ve bu karşıda da ne var? Bir beyaz küremiz var. Şimdi normalde bizim inflamatuar alandaki hadise devam ediyor. Burası da inflamatuar alanımız. Interstisyum. Bu interstisyumdan inflamasyon devam etmesiyle beraber kemokinler salınıyor. Bu kemokinlerin içerisinde önemli bir tanesi var. Interleukin 8. Interleukin 8 nötrofil atraktör. Nötrofil çekici arkadaş. Peki nötrofil atraktör işini acaba nasıl gerçekleştirecek? Bir kere her şeyden evvel bu kemokinler burada kendilerine ait reseptörleri var. Bu reseptörlere yapışıyorlar. Bu reseptörlere yapıştıktan sonra bu reseptörler nötrofille etkileşimde bulunuyorlar. Nötrofille etkileşime bulundukları zaman bu sefer nötrofilin yüzeyinde farklı bir molekül var. İki peptit zincirinden oluşmuş ve kapalı, yani iki peptit zinciri birbirine bağlı olarak gerçekleşmiş olan integrin adı verilen başka bir molekül var. İşte bu kemokinler nötrofili etkileşimde bulundukları andan itibaren bu söz konusu olan integrin molekülü İki peptit zinciri birbirinden uzaklaşıyor ve sanki böyle de bir şeyi yakalayacakmış gibi hareket ediyor. İşte yakalayacağı şey de ne? Yakalayacağı şey IKEM ve VKEM adı verilen yeni ekspres olmuş moleküller var ve bu molekülleri bu integrin yakalıyor. Peki acaba IKEM VKEM ne? Onu bir açıklayalım. Açılımları şöyle: interseller adezyon molekülü. IKEM bu. Bu ne? V de vasküler seller adezyon molekülü. İşte söylemiştim ya size, nötrofil atraktörü denen arkadaş gördüğünüz üzere kemokinler aracılığıyla nötrofili aktive ediyor ve integrin molekülünü açılır hale getiriyor ve IKEM VKEM bununla birleşiyor. Ve böylelikle ne oluyor? Endotel ile beyaz küre arasındaki muhabbet giderek daha ilerliyor. Hiçbir şekilde endotel beyaz küreyi bırakmak istemiyor. Evet, bu beyaz küre ile nötrofil ile endotel arasındaki ilişkiyi tekrar bu şekle dönerek bir kez daha anlatmak istiyoruz. Bakın, şimdi burada dikkati çekecek bir durum var. İlk olarak endotel ile beyaz küre arasında bu sitiki yapış yapış ilişki söz konusu oldu. Arkasından rolling meydana geldi. Ve ardından bakın burada integrinler devreye girdi. Artık bundan sonra artık beyaz kürenin herhangi bir kurtuluşu söz konusu değil. Yani bizim endotel kızımız artık arkadaşı tavlamış durumda. Yüzüğü taktılar, artık yapış yapışlar, hiçbir yere gidemiyorlar. Telefon elinde, neredesin diye arıyor, çağırıyor adamı buraya. Çağırmasına bile gerek yok. Adamın hiçbir tarafa gitmesine izin vermiyor tek başına. Dolayısıyla bu integrinlerle beraber çok ciddi bir adezyon, sıkı bir adezyon meydana geliyor. Bu sıkı adezyonla beraber söz konusu olan hadiseye bu endotelin üzerinde beyaz kürenin yapış yapış durması ve üzerini tamamıyla kaplaması bir döşeme olarak adlandırılıyor. Buna pavement. Yani ben döşeme diyorum, aslında da pavement kaldırım demek. Yani kaldırım taşı gibi nötrofil artık beyaz kürenin üzerine tamamıyla yapışmış durumda. Ve sonra tabi biliyorsunuz, bu şekilde gördüğünüz üzere ilerleyen dönemlerde ne olacak? Bu yapışmış durumdaki olan nötrofil daha sonra bu gepler arasından ne olacak? İntersesyuma geçecek. İşte biz de şimdi onun nasıl geçtiği konusuyla ilgili kısa bir giriş yapalım. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi bu beyaz kürelerin nasıl olup da endoteli geçip
arkasından bazal membranında geçip intersesyuma injury'nin yani hasarın olduğu yere nasıl gittiğini göreceğiz. Şimdi efendim bu proses biliyorsunuz emigrasyon deniyor veya buna başka isimler de verilebilir. Örneğin ekstravazasyon söylediğimiz gibi ve diapedezis. Bazıları da transmigration da deniliyor ama emigrasyon biliyorsunuz sonuçta göç etme anlamında kullanılan bir kelime. Şimdi efendim burada endotelimiz var. Burada da endotelimiz var. Burada da beyaz küremiz var. Ve biliyorsunuz endotelde özellikle hasarın olduğu bölgeden gelen bir sürü sitokinler var. Ve bu sitokinler sonucunda endotelde ve beyaz kürede aynı anda bazı reseptörler oluşuyor. Ve bu reseptörler aslında hepsi aynı tür reseptörler. Buna homofilik reseptörler adı veriliyor. Yani aralarında herhangi bir fark söz konusu değil. Dolayısıyla bu aynı tür reseptörler birbirlerini çekiyorlar. Birbirlerini çekince de zaman içerisinde bir sıkışma meydana geliyor. Bu sıkışmayla beraber ne oluyor? Beyaz küremiz sanki bir raylı sistem üzerinde yürüyormuş gibi bu reseptörler aracılığıyla aşağı doğru migrasyona devam ediyor. Yani bütün endotel ve beyaz kürede bu tür reseptörler var. Hepsi aynı reseptörler ve birbirlerine karşı ilgileri var. Ve dolayısıyla bunlar birbirlerini çekiyorlar ve çekince arada oluşan boşluktan yavaş yavaş ne oluyor? Bu beyaz küre sonuçta aşağıya bazal membranın üstüne geliyor. Evet, burada da bir bazal membranımız var. Ve hemen ardından gene sitokinler aracılığıyla beyaz kürede bazı enzimler sentezleniyor. Bu enzimlerin içerisinde bizim işimize yarayacak olan kolajenaz. Kolajenaz niye geçerli? Çünkü biliyorsunuz bu bazal membranda kolajen var. Ve dolayısıyla bu oluşan enzimler bu kolajeni eritiyor ve sonuçta beyaz küremiz aşağıya doğru interstisyuma geçmiş oluyor. Böylelikle ekstravasküler bölümden, daha doğrusu intravasküler yataktan ekstravasküler yatağa geçmiş oluyor. Böylelikle imigrasyon işlevi de tamamlanmış oldu. Şimdi burada bir başka bölge var. Yani burada bir hasar bölgesi var. Bu hasar bölgesini bu beyaz küre nasıl gidecek? Bu hasar işte bakteri olabilir veya başka bir hasar söz konusu olabilir. Şimdi beyaz küremiz bir yolculuğa başlayacak ve bu foküse yani hasarın olduğu alana doğru ilerleyecek. Sevgili arkadaşlar, beyaz küremiz artık burada ve beyaz küremizin oluşacağı bir hasar bölgesi var. Hasarın olduğu bölge var ve değişik yerlerde beyaz kürelerimiz var. Şimdi önemli olan acaba bunları bu tarafa nasıl getireceğiz? İşte bu tarafa bir hareket edecekler. Bu hareketin ismi de locomotion adı veriliyor. Hareket yani basıcı. Şimdi peki bunun için bizim için geçerli nelerimiz var? Ona bir bakalım. Onlardan bir tanesi burada bir sürü kemoatraktan moleküller var. Bunlar hasar bölgesinden sentezlenen kimyasal medyatörler. Kemotaksisi olacak. Yani locomotion'u tamamlayan kemotaksis hareketi meydana gelecek. Yani beyaz küre hasar bölgesine gidecek. İşin özeti o. Bunlardan bir tanesi sevdiğimiz arkadaşlardan bir tanesi lokotüryenler. Lokotüryen B4 diye başka bir subgrupta olan yer alan lokotüryenimiz var. Bu kemoatraktan yani beyaz küreleri kendisini çeken moleküllerden bir tanesi. Kimyasal medyatörlerden bir tanesi. Bir de aynı zamanda biliyorsunuz bu bölgeye proteinden zengin bir geçiş olmuştu. Plazma gelmişti. Bu plazmanın içerisinde de komplement faktörlerinden C5A var. C5A de bu kemoatraktan moleküllerden İkincisi. Bir de aynı zamanda eğer burada herhangi bir bakteri varsa bu bakterinin de uzantıları var. Bu uzantılar da N-formil metiyonin içermekte. Bunlar da başka bir grup olarak yer alıyor. Yani hem bakterinin içerisinden kaynaklanan bazı maddeler hem de kimyasal medyatörler ne yapıyor? Sonuçta bu beyaz küreleri harekete geçiriyorlar ve bu beyaz kürelerin içerisindeki reseptörlere bağlanıyorlar bunlar.
Diyelim ki bu lökotrienler, lökotrienler buraya bağlandı. Lökotrienler buraya bağlanınca ne olur? Hangi tarafta daha fazla bağlantı varsa bu reseptörlerde, onlar da o yöne doğru hareket etmeye başlarlar. Ve böylelikle hasarın olduğu bölgeye bu beyaz küreler bu şekilde hareket ederler. Peki bu hareketin başlayıp devam edebilmesi için acaba lökositlerde başka ek bir mekanizmaya gerek var mı? Evet, ek bir mekanizmaya da gerek var. Bu da çok ilginç ve aynı zamanda biraz detaylı olsa da işin temelini anlatacak nitelikte bir mekanizma. Şimdi isterseniz o mekanizmaya bir göz atalım. Umarım küfretmiyorsunuzdur. Buradan bu detaya atlıyoruz. Ama sonuçta bunu bir bütün olarak görmek için bu aşamaları geçmemiz gerekiyor. Kocaman bir beyaz küre hücresi çizelim ve bu beyaz küre hücre içerisinde diyelim ki burada lökotriyen reseptörü var ve buna bağlandı lökotriyenler ve bu lökotriyenlerin bağlanmasıyla beraber burada intraselüler signaling yani intraselüler bölgeye bir mesaj gönderecek. Bu Seven Pathway reseptör. Seven Pathway reseptörde de neyimiz var? GQ proteinimiz var. GQ proteinimiz de neyle etkileşecek? GQ proteinimiz membranda yer alan fosfolipaz C adını verdiğimiz bir enzimle etkileşecek. Fosfolipaz C adlı enzimle etkileştiği andan itibaren membranda yer alan fosfolipitleri bu enzim yemeye başlayacak. Bu enzimi yedikten sonra ortaya bir molekül ortaya çıkacak. Daha doğrusu şöyle bir şey var. Bu fosfolipid yapıdaki hücre membranındaki ana maddelerden bir tanesi fosfatidil inositol difosfat. Şimdi bunun ne önemi var diyeceksiniz. Bunun şöyle enteresan bir önemi var. Biz bunu fosfolipaz C ile yediğimiz zaman karşımıza diasetil gliserol ve aynı zamanda inositol trifosfat dediğimiz madde geçiyor. Bu inositol trifosfatın şöyle bir özelliği var. Bu inositol trifosfat hemen içeride yer alan endoplazmik retikülümle bağlantıya geçiyor. Endoplazmik retikülümle bağlantıya geçirince biliyorsunuz endoplazmik retikülümde ne var? Bol miktarda kalsiyum var. Bu inositol trifosfat buradaki kalsiyum pompasını harekete geçiriyor. Burada bir pompa var ve bunun sonucunda kalsiyum dışarı atılıyor endoplazmik retikülümden. Kalsiyum dışarı atılmasıyla beraber gerçekleşen hasile bu kalsiyumun gidip kalmodülin deyince hemen hareket aklınıza gelecek. Aynı zamanda protein kinazlara bağlanıyor. Protein kinaz C'ye bağlanıyor ve protein kinaz C'ye bağlandıktan sonra bunlar bol miktarda ne yapıyor? Fosforilizasyon yapıyorlar ve bu fosforilizasyon sonucunda aktin moleküllerini oluşturuyorlar. Ve bu aktinler birbiri ardına bir zincir oluşturuyor. Burada bir aktin, burada bir aktin, burada bir aktin ve burada polimer oluşturuyorlar. Yani yaygın bir aktin zinciri oluşturuyorlar. Burada enteresan bir durum söz konusu. Bu beyaz kürelerimizi, bu nötrofillerimizi, lökositlerimizi yürüteceğiz. Peki bu yürütme işlemi nasıl olacak? Yürütme işlemi şöyle olacak. Bakın beyaz kürenin duvarı burası. Burada lökotriyen reseptörümüz var. Ve ondan sonra biraz evvel ne yaptık? Aktinleri oluşturmaya başladık. Böyle zincirler oluşturuyor. Polimerler oluşturuyorlar aktin molekülü. Bunlara aktin. Ve şöyle bir özelliği var bu aktinlerin. Yeni bir molekül oluştuğu zaman buraya ekleniyor. Yeni molekül buraya ekleniyor. Yeni molekül buraya ekleniyor. Yeni molekül buraya ekleniyor ve böyle ekleniyor. Ve nedir o doğru ekleniyor? Reseptör yönünde ekleniyor. Fakat aynı zamanda ne oluyor? Bu taraftan da yavaş yavaş parçalanmaya başlıyorlar. Sanki burada parçalananlar tekrar buraya gidiyormuş gibi bir hadise var. Sonuçta ne oluyor? Bir tespih tanesi parçalanmış ve geri düşen tespihler arkadan öne gidiyor. Arkadan öne gidiyor ve bunun sonucunda ne oluyor? İşte bu beyaz küremiz kendi içinde bir harekete başlıyor. Böyle bir uç oluşturuyor hareket eden bölümler. Şu tarafa doğru bir hareket oluşturuyor. Sonra arkasından ne oluyor? Arkasından bu bölüm ortadan kalkıyor. Çünkü hareket ediyoruz. Ve öyle oluşuyor. Ve sonuçta ne oluyor? Beyaz küre
şekil değiştirerek bu yönde hareket etmeye başlıyor. İşte buna da filopediye adını veriyoruz. Bu harekete filopediye adı veriliyor. Yani kabacası şöyle bir şey var. Beyaz küremize hasar yönüne doğru, burada da hasarımız var. Nerede hasar varsa o yöne doğru beyaz küre yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor. Yani beyaz küreler yürüyor dediğiniz zaman aklınıza aktin moleküllerinin oluşumu gelecek ve bu aktinler filopediye ile hareket ederek beyaz küremize hasar bölgesine doğru götürecekler. Burada işin ulaşımı sağlayan hadise bu. Sanki bir çuval varmış gibi ve çuvalın içinde hareket eden küçük zincir parçaları düşün. Bu zincir parçaları eklene öne doğru gidince toplam bizim şeyimizi, boş çuvalımızı ileri doğru götürüyor. Sanki arabanın ön tekerleğinin çekmesi gibi olarak değerlendirilebilir bu olay. Ama enteresan bir olay. Arkadaşlar böylelikle bu beyaz kürelerimizi yürütmüş olduk. Beyaz kürelerimiz yürüdü. Fakat internet sistemi bir sıvı alanı olarak düşünün. Bunların aynı zamanda ne yapması lazım? Bir suyun içinde yürümesi güç olduğu zaman bazı materyallerin üzerine basarak gitmesi lazım. İşte bu materyallerde CD4 dediğimiz moleküller. CD4 molekülü cluster of differentiation denilen moleküller. Bu moleküller yani bir sürü hücre analiz etmişler ve bu sürü hücreleri analiz ettik, molekülleri analiz etmişler daha doğrusu. Sonuçta ne olmuş? Bunlar ayrıma tabi tutulmuş ve ayrıma tabi tutulanlardan bir tanesi de bu. Şimdi şöyle bir özellik var. Burada beta integrin denilen moleküller var. Beta integrinler bu CD4'ları buluyorlar ve CD4'ların üzerine basa basa bunlar gidiyor. Yani bunların üzerine basarak, atlayarak gidecekleri yere salimen varıyorlar. Ve böylelikle biz ne yaptık? Beyaz küremizin yürüme işlemini tamamlamış olduk. Bu yürüme işlemiyle beraber inciri bölgesine geldi. Artık o inciri bölgesinde ne varsa hepsini temizleyecek, fagositoz yapacak ve tehlikeyi, bakteriyi ortadan kaldıracak. Evet, böylelikle bu ilginç yürüme işlemini tamamlamış olduk. Şimdi daha sonraki serilerde apoptozis ve nekroz ve onunla ilgili diğer bir takım noktalara değineceğiz. Başarılar, görüşmek üzere, hoşça kalın.